2010'da imzalanan stratejik ortaklık ve karşılıklı yardım anlaşması, iki ülkeden birinin saldırıya uğraması halinde tüm imkanlarıyla birbirlerini desteklemesi temeline dayanıyordu. Anlaşma parlamentolarca onaylanmıştı. Şimdi sıra Şuşa beyannamesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ermeni işgalinden kurtarılan Şuşa kentinde imza attığı anlaşma, işbirliğini savunma boyutunun da ötesine taşımıştı. Siyasi, ekonomik, sağlık, eğitim ve kültür alanlarını kapsayan anlaşma Ankara ile Bakü'nün potansiyellerini birleştirmesi fırsatı sunuyor. Beyannamenin iki müttefik ülke ilişkilerini ebedi olarak birleştireceğine inanılıyor. Şuşa Beyannamesi Azerbaycan Milli Meclisi'nde onaylandı. Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören Şuşa beyannamesini içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda da kabul edildi. Genel kurulda oylandıktan sonra hayata geçecek. Tam da bunun arifesinde ortaya iki ülke ilişkileri arasında mesnetsiz bir iddia ortaya atıldı. Söz konusu iddia Azerbaycan ve Türkiye arasında süren doğal gaz anlaşması ile ilgili. İddiayı dile getiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu. Erdoğdu, Azerbaycan'dan doğal gaz alımında 1 milyar 400 milyon dolar fazladan ödeme yapıldığını öne sürüyor. Azerbaycan'la Türkiye arasındaki köklü işbirliğini enerjide de geleceğe taşıyan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Tanat'la ilgili gerçeklikten uzak yorumlar yapıyor. Azerbaycan gazını Avrupa'ya ulaştıran, yıllık 1,5 milyar doları aşkın taşıma geliri sağlayacak olan stratejik bir değer zincirinin en önemli halkası bu projeyle ilgili bilgiden uzak ve çirkin iddiaların tam da Şuşa beyannamesinin resmen hayata geçeceği zamanda yapılması dikkat çekiyor. Bir benzer durum Azerbaycan'ın Ermenistan'la Karabağ Savaşı sırasında yaşanmış, yine bir CHP'li isim, dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz de maalesef Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapılıyor ifadesini kullanmıştı. Ana muhalefetteki CHP, Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi için evet oyu verse de, genel merkez o dönem Çeviköz'ün açıklamaları karşısında sessiz kalmıştı. Gündemin özneleri yine aynı. Sadece konu farklı. İki kardeş ülke, Türkiye ve Azerbaycan. Bu kese enerji işbirliği üzerinden bir karalama kampanyası yürütülüyor. CHP Genel Merkezi'nden şu ana kadar Vekil Erdoğdu'nun mestesiz iddiaları hakkında bir açıklama yok. CHP, Ünal Çeviköz için herhangi bir yaptırımda bulunmamıştı. Erdoğdu için de mani yol izlenecek, bunun yanıtı şimdilik bilinmiyor. Türkiye, Azerbaycan... Bugüne dek Azerbaycan-Türkiye ilişkilerine zarar vermek isteyen çok oldu. Ama her girişim karşılıksız kaldı. Her çaba suya düştü. İki ülke de bugüne kadar birbirlerinin iç siyasetine hiç karışmadı. Şimdi ise sorulması gereken sorular var. Ana muhalefet partisi CHP'nin İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve devlet şirketlerini neye dayanarak suçluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret nedeniyle hakkında dava açılan bir isim olan Erdoğdu, Türkiye ve Azerbaycan'ın ikili ilişkileri resmen müttefiklik düzeyine taşınmışken ne yapmak istiyor? Amacı ne? Karabağ Savaşı sırasında mecliste ortak bildiriye imza atan, altı okundan biri milliyetçilik olan CHP bu açıklamalar için ne diyor? İki devlet bir millet şiarından sapmış bir ismi nasıl bünyesinde barındırabiliyor? CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bu küstah açıklama karşısında ne yapacak? Bu sorular yanıtlarını bekliyor. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilk doğalgaz alım anlaşması 2001'de imzalanmıştı. O dönem anlaşma doğalgaz piyasasına yeni bir arz kaynağı kazandırılıyor diye duyuruldu. Anlaşmanın üstünden 21 yıl geçti. 21 yıl içinde Azerbaycan'la Türkiye'nin enerjideki işbirliği payı hep arttı. EPDK verileri de bu tespiti doğruluyor. Buna göre Türkiye'nin en çok doğalgaz aldığı ikinci ülke Azerbaycan. Ya Allah! Bismillah. 2001, aynı zamanda Ankara'nın İran'dan da ilk gaz teslim alımının gerçekleştiği tarih. Geçen ay İran'dan Türkiye'ye doğal gaz akışında sorun oluştu. Gaz akışı azaltıldı. Sanayi tesislerinde kesintiye gidildi. Bu süreçte Türkiye'nin yanında yer alan yine Azerbaycan oldu. İki kardeş ülke arasında 2024 sonuna kadar geçerli olmak üzere 11 milyar metreküplük ilave bir doğal gaz ticareti anlaşması yapıldı. Türkiye ile Azerbaycan'ın işbirliği alanları sadece enerjiyle sınırlı değil. Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana ikili ilişkiler sıcak. Yıllar içinde hükümetler değişse de değişmeyen tek şey tek millet, iki devlet şiarı oldu. Ankara-Bakü hattındaki yakın diyalog Karabağ savaşında da bir kez daha kendini gösterdi. Azerbaycan'ın diplomatik ve askeri zaferiyle sonuçlanan Karabağ savaşında Türkiye'nin sağladığı destek akıllardı.